Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Yozgat İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Yozgatlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Yozgat İl Teşkilatımızın birinci olan İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. Karslıoğlu Konağı'yla, Karabıyık Köprüsü'yle, Çapanoğlu Camii'yle, Roma Hamamı'yla, Anadolu'muzun tarihten bugüne uzanan en köklü şehirlerinden birinden, kültür dünyamıza çok sayıda değer yetiştirmiş bu güzel şehirden, Yozgat'tan sizlere sesleniyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de siyaset 9 Mart 2020 tarihinde Deva Partisi'nin kurulmasıyla yepyeni bir soluk kazandı. Türkiye'nin birbirinden güzel renkleri partimizin çatısı altında bir araya gelmeye başladı. Aylardır il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy teşkilatlanıyoruz. Ne görüyoruz biliyor musunuz? Tünelin sonundaki ışığı görüyoruz arkadaşlar. Tünelin sonundaki ışığı. Gittiğimiz her yerde insanlarımızın beklentisini görüyoruz, hissediyoruz. Bizlerden beklenti çok yüksek. Ülkemiz karanlık zamanlardan geçerken hepimizin devasını kurduk çok şükür. Şu anda ülkemiz çetelerin yeniden devlet yönetiminde söz sahibi olmaya başladığı, toplumsal kutuplaşmanın hızla tırmandığı, beceriksiz politikalarla ekonominin dibe vurduğu zamanlardan geçiyor. Değerli arkadaşlar, gelin hep beraber günümüzün Türkiye'sinin şöyle beraberce bir fotoğrafını çekelim ve sizlerle beraber bir değerlendirelim. Şu anki iktidar partisi ve onun küçük ortağı ülkemizi arkadaşlar iflasın eşiğine getirdiler. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi başlayıp yakın akrabanın önemli bir göreve getirilmesinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin borcu tam ikiye katladı. 2018 Haziran'da değerli arkadaşlar, genel seçim yapılıp partili cumhurbaşkanı göreve başlayıp ilk kabinede en yakın akrabasını görevlendirdiği tarihte Türkiye'nin hazinesinin toplam borcu, iç dış borcu arkadaşlar 860 milyar TL'ydi. 860 milyar TL. Bakın buraya dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Gençler, bu rakamlar sizin için de önemli. Gelecekte bakacaksınız Türkiye nereden nereye gelmiş diye. Ve inşallah hep beraber bu ülkeyi çok daha güzel günlere götüreceğiz. Bakın, bakın, Haziran 2018, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin iç dış toplam borcu 970 milyar TL arkadaşlar. 970. Bugün ne kadar biliyor musunuz? Bu yakın akrabanın ortadan kaybolduğu, arkasından da ekonomi yönetimindeki böyle değişikliklerle bir panik halinde toparlanmaya çalışmaya başlandığı gün bu rakam çıkmış 1 trilyon 860 milyara. 970 milyardan 1 trilyon 860 milyara. Yani tam ikiye katlayan bir devletin borcu, hazinenin borcu söz konusu. Düşünebiliyor musunuz? Böyle birkaç kişinin, sadece birkaç kişinin kötü yönetiminin bu memlekete maliyetinin ne kadar büyük olduğunu hesap edebiliyor musunuz? Yanlış ve para ve maliye politikalarıyla ülkemizi ne kadar derin bir krize soktuklarını görüyorsunuz değil mi? Aynı dönemde arkadaşlar, aynı dönemde Merkez Bankası'nın rezervlerini erittiler. Biz yıllarca bu ülkenin çalışanlarının alın teriyle, üretimiyle, ihracatıyla
ve ihracattan gelen dövizlerle biriktirdiğimiz, kara gün parası olarak biriktirdiğimiz 130 milyar doları 2 yılda erittiler. Adeta kibrit çakıp yaptılar. Bir de ne oldu biliyor musunuz? O dövizi erittikleri gibi Merkez Bankası şu anda piyasaya borçlu. Diyeceksiniz ki ya bir ülkenin Merkez Bankası'nın borcu olur mu? Onu da yaptılar. Ve bu rakam arkadaşlar tam 44 milyar dolar. Bakın 130 milyar dolarlık rezervi erittiler, bitirdiler. 2 yılda ha, 2 yılda. Ve şu anda Merkez Bankası'nın elindeki dövizden tam 44 milyar dolar daha fazla piyasaya borcu var. Bu kabul edilebilir bir şey mi? 2 yılda. Birkaç kişinin kötü yönetimidir bu, başka bir şey değildir. Türkiye'ye getirdikleri noktada değerli arkadaşlar, her 3 kişiden şu anda birisi ya işsiz ya da atıl. İş aramaktan vazgeçmiş insanlarımız. Artık bulamam bundan sonra diye. Çarşı pazar enflasyonuna bakıyoruz. Devletin açıkladığı resmi enflasyona değil, çarşı pazar enflasyonu. Ben esnafa soruyorum, esnaftan gelme birisiyim. Esnafa soruyorum, alıp sattığın malın fiyatı neydi, ne oldu diye. %30 var, %40 var, %50 var. Bazı ürünlerde %100'ü bile geçmiş durumda. Tabii devletin açıkladığı, hükümetin açıkladığı rakam ne? %10-12. Ama gerçek enflasyonu sokağa çıkan, pazara giden sizler gayet iyi biliyorsunuz, görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Çünkü halkımız buna bedel ödüyor. Peki emekliye, memura, sabit gelirliye maaş zammını neye göre yapıyorlar? Açıkladıkları makyajlı enflasyon oranlarına göre maaşları artırıyorlar. Oysa gerçek enflasyon almış başını gitmiş. Bunun neticesinde değerli arkadaşlar halkımızın satın alma gücü hızla eriyor. Gerçekleri halkımızdan gizlemeyi maalesef kötü bir huy haline getirdiler. Köklü kurumlarımızın güvenirliğini sarstılar. TÜİK binası var biliyorsunuz, Türkiye İstatistik Kurumu binası. Bütün bu enflasyonu açıklayan, devletin açıkladığı rakamları ortaya koyan kurum. TÜİK binasına adeta bir makyaj odası kurdular. Orada rakamları işledikleri gibi önce boyuyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar, ondan sonra da servis yapıyorlar. İletişim diye anladıkları adeta bir propaganda aygıtından ibaret. Biliyorsunuz Ankara'da Konya yolu üzerindeki algılara ayarlama enstitüsünden habire propaganda makinesini çalıştırıyorlar. Değerli arkadaşlar, partimizi kurduğumuz günden beri biz uyardık. Sürekli uyarıyoruz. Bakın 17 Mart'ta, 18 Nisan'da, 8 Ağustos'ta pandemi yönetimi ve ekonomiyle ilgili açıklamalar yaptık. Hem problemleri ortaya koyduk, hem de önerilerimizi, tavsiyelerimizi açıkladık. Hatta biz tavsiyeleri açıkladıkça Cumhurbaşkanı ne dedi? Bir de bana ders vermeye kalkıyorlar dedi. Ama şu son 2 haftadır görüyoruz ki bayağı öğrenmişler ha. Bizim 8 aydır yaptığımız açıklamalardan neredeyse kopyalanıp yapıştırılan açıklamalar gelmeye başladı. Çok enteresan. Biz fiyat istikrarının, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının, mali disiplin ve yapısal reformların sürekli altını çizdik bu açıklamalarımızda. Kamu ihalelerinin açık ve fırsat eşitliğine dayalı hale getirilmesi gerektiğini söyledik kendilerine. Doğruları anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Ancak biz yılmayacağız. Doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Doğruları anlatmak bizim toplumsal ve ahlaki sorumluluğumuz. Biz değerli arkadaşlar sadece yanlışlara işaret etmiyoruz bakın. Sadece problemlerden bahsetmiyoruz. Sadece yanlışlara eleştirilerimizi söylemiyoruz. Aynı zamanda yapılması gerekenlerle ilgili de tavsiyelerimizi ortaya koyuyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz. Biz bu açıklamalarımızla onların rahatlarını kaçırsak da, onlar bize kulaklarını kapatsalar da, ders almak istemezlerse de biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Tavsiyelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, ekonomimizin bu kötü durumunda olmasının en önemli sebebi şu andaki yönetimin hukuku çiğnemeyi bir alışkanlık haline getirmesi. Mafyanın, çetelerin, karanlık güçlerin kol gezdiği, Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle mahkemelerin anayasaya uymadığı bir dönemde şu anda çıkmışlar, hukuk reformundan bahsediyorlar. 5 adım geri,
bir adım ileri yürümeye çalışıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz, insan hakları eylem planı hazırlığı yaptıklarını söylüyorlar. Ama bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Hukuk hukuk deyince insan hakları ihlalleri durmuyor. Bakıyoruz açıklamalarına, insan hakları eylem planı hazırlıyorlarmış ve bu kapsamda insan hakları konularını ekonomik hayatın paydaşlarıyla tartışacaklarmış. Bakın, mesele insan hakkı ama ekonomik hayatın paydaşlarıyla biz bunları konuşacağız diyorlar. Bu ne demek? Ekonomi dibe vurunca ancak akılları başlarına geldi demek. Ancak o zaman insan haklarını düşünmeye başladılar demek. Yani böyle kazara bu ülkenin petrol kaynakları, doğal gaz kaynakları olsa, böyle hazırı satıp parasını yiyip dağıtsalar, demek ki akıllarına insan hakları falan gelmeyecek. Ancak kasa boşalınca, cepler boşalınca, ekonomi dibe vurunca, ya biz nerede hata yaptık? Bir de bu Deva Partisi diye parti varmış, bakalım onlar ne diyor diye karıştırdıklarında bunları görüp buluyorlar şu anda. Laf aramızda, öyle yapan epeyce de ülke var aramızda. Hazır petrolü gazı sat, onu da parası niye? Vatandaşlara birazını dağıt, insan haklarını falan da unut git. Allah Türkiye'yi o duruma düşürmesin arkadaşlar. Şimdi ne vaat ediyor şu andaki hükümet? Piyasa mekanizmasında rekabetçiliğin sağlanmasını, mülkiyet hakkının korunmasını ve sözleşme serbestliğini vaat ediyorlar. Şu son iki haftada bunların hepsi. Ya bir söz vardır biliyorsunuz arkadaşlar, uyan da balığa gidelim diye. Mülkiyet hakkı bundan 800 sene önce yazılan insan hakları belgelerinde yer alıyor. Siz yeni mi keşfediyorsunuz? İnsanların haklarını gasp ettikten sonra mı, ekonomi dibe vurduktan sonra mı mülkiyet hakkı hakkınıza geliyor? 21. yüzyılda Türkiye'yi düşürdükleri durum bu arkadaşlar. Mülkiyet hakkı konusunda adımlar atacaklarmış. Zaten Türkiye bütün o konularda zirveyi görmüştü bizim dönemimizde. Mülkiyet hukukuymuş, sözleşme hukukuymuş, insan haklarıymış. Biz zirveyi yaşattık Türkiye'ye o dönemde. Ama ben ve arkadaşlarım ayrıldıktan sonra ülkenin içine düştüğü durumu görüyorsunuz. Tabii sorun bunlarla da sınırlı değil arkadaşlar. Şimdi onlara ben soruyorum. Siz insan hakları eylem planını çalışırken hangi insan hakları kuruluşunu, hangi sivil toplum kuruluşunu davet ettiniz? Önce bunu açıklayın. Basit bir suçlamayla yıllarca tutuklu yargılanan, sonra da suçsuzluğu ortaya çıkıp beraat eden bir vatandaşlarımızla hiç görüştünüz mü? Gözaltındayken işkence gördüğünü söyleyen tek bir vatandaşımızı çağırıp dinlediniz mi? Ya arkadaş bir anlat, senin başına ne geldi dediniz mi? Bu dediklerimi korkarım ki yapamazsınız. Genç yaşta özgür yıllarını kaybettirerek toplumsal itibar katline uğrattınız, hakkına girdiniz bu insanların gözünün içine bakacak durumda değilsiniz artık. Bugünkü hükümete sesleniyorum. İnsan hakları ihlalleri ekonomik aktörlerle konuşularak çözecek bir sorun değildir. Yanlış yerlerde geziyorsunuz. Çözümü yanlış yerlerde arıyorsunuz. Zaten sırf bu sözlerinizden bile anlıyoruz ki buradaki niyet insan hakları falan değil. Niyet ne? İşte ekonomiyi böyle idare etmeye yetecek kadar bir adım atalım, şu ekonomiyi toparlayalım da gerisi önemli değil. Anlayış bu. Kendilerince yatırımcıları kandıracak kadar insan hakkı yani. Ziya Paşa'nın dizeleriyle soralım. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Kusura bakmayın. Halkımız cahil değil. Bu halk her şeyi görüyor, biliyor. Siz bu ülkeye yatırım yapabilecek insanların gerçeği görmediğini mi zannediyorsunuz? Göstermelik birkaç adımla bu ülkeye yatırım yapacak kendi vatandaşlarımızı ve uluslararası yatırımcıları cezbedebileceğinizi sanıyorsunuz. Samimiyseniz hemen şimdi yapmanız gereken ilk iş şu. Bakın buradan ben bugünkü yönetime, bugünkü hükümete çağrıda bulunuyorum. Cumhurbaşkanına da çağrıda bulunuyorum. Samimiyseniz yapacağınız insan haklarıyla, hukukla ilgili çok basit bir şey var. Çok basit. Hakimlere ve savcılara sesleneceksiniz. Ve diyeceksiniz ki, size gelen hiçbir pusulaya veya talimata göre hareket etmeyin. Ey hakimler, savcılar. Aracıların tehdit ve teşviklerine de kulak asmayın. Evrensel hukuk kurallarına uyun.
Anayasaya bağlı kalın, yasalara uyun, vatandaşın hakkını devlete karşı da koruyun. Vicdanınız rahat olsun. Bu kadar. Ve yargı mensuplarına diyeceksiniz ki, benden de size artık bir talimat gelmeyecek. Rahat olun, şöyle bir rahat nefes alın. İnanın bu kadar basit, çok basit. Sonra da tüm hakim ve savcılarımızın telefon numaralarını rehberinizden sileceksiniz. Sileceksiniz ki eski huylar depreştiğinde tekrar arayıp şunu tutukla, şunu bırak diyemeyin. Hemen arkasından, bakın bunlar çok basit. Bunların tamamı 10 dakikada yapılacak işler arkadaşlar. Reform, reform diyorlar. Tamam, o da ihtiyaç ama o reformlara gelmeden önce yapılacak çok basit şeyler var. 10 dakikada yapılacak bir açıklamadır bu. Samimi bir açıklama. Bu ülkenin sorunlarının yarısını çözer. Bakın, ya bir bakan kayboldu gitti, boş koltuk, kur düştü. Düşünebiliyor musunuz? Boş koltuk görüntüsü bile piyasayı rahatlattı. Demek ki bizler bu kadro işin başına gelse, memleket nasıl kanatlanıp uçacak? Gerçek anlamda nasıl? Bu onu gösteriyor bize. Yine tavsiyem, bakın, yine çok kısa bir açıklama, basit bir açıklama. Deyin ki hemen arkasından kolluk kuvvetlerine dönün ve şunu söyleyin. Kolluk kuvvetlerine. Artık işkence bir ceza yöntemi olarak kullanılmayacak arkadaş. Bundan böyle işkence yapan her kimse ağır şekilde cezalandırılacak. Hiçbir kişiye en ufak bir tolerans dahi gösterilmeyecek. Açıklama bu. Bu söylediklerinizin ciddiye alınması nasıl sağlanır siz iyi bilirsiniz. Önce siz bir buralardan başlayın hele. Reform reform arkadan gelir. Bu öncelikle bir siyasi irade meselesidir, bir duruş meselesidir, bir yönetim zihniyeti meselesidir. Türkiye'nin pek çok sorunun derininde yanlış zihniyet vardır, yanlış yönetim vardır. Önce hükümet samimi olarak adaletin yakasından bir düşsün. Sonrasında bakın, sadece ekonomik haklar değil, tüm haklar vatandaşımızın lehine nasıl işlemeye başlıyor. Değerli arkadaşlar, şimdi ekonomiyi dibe batırdıklarını anlamaya başlayınca insan hakkı dediler. Bir de ne dediler? Dün Avrupa Birliği'nden söz etmeye başladılar. Pabuç bağlı tabii. Senelerce ey Batı diye diye siz ülkeyi içe kapattınız. Avrupa Birliği'ne siz yolumuza, biz yolumuza dediniz. Meydan okudunuz. Dün kalkmış, biz kendimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa Birliği ile birlikte kuracağız diyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bu. Nihayetinde bu konuda da bizim sözümüze geliyorlar. Memleket adına. Biz dedik ki kavga etmeyin. Türkiye'nin sözünün gücünü artırın. Türkiye'nin itibarını artırın. Sorunları kavgayla, gürültüyle, bağırarak, çağırarak değil, diplomasiyle çözün dedik. Çözümlerin parçası olun, sorunların parçası olmayın dedik. Hani diyoruz ya, kopya çekiyorlar diye, lafta yine kopyaya devam. İcraatta daha bir şey görmedik ha. 2 haftadır bol bol laf ama daha icraatta bir şey yok. Diyoruz ki, senelerdir tüm dünyayla kavga eder hale geldiyseniz, bütün dünya düşman bize diye söylüyorsanız, düşünün ki bir mahallede oturan bir kişi var. Mahallenin hepsi bana düşman diyor. Ya problem sende mi yoksa o mahallede mi, onu bir düşünmek lazım. Sanki yıllardır Avrupa düşmanlığı yapan başkalarıymış gibi, hiçbir şey olmamış gibi Cumhurbaşkanı dün aniden bir viraj aldı, U dönüşü yaptı. Tekrar ediyorum, dün dedi ki biz kendimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kuracağız. Allah Allah. Bir de maşallah o kadar hızlı bir U dönüşü ki bu, yetişebilene de aşk olsun ha. Siz düne kadar düşman ilan ettiğinize birden dönüp sarılmaya çalışıyorsunuz. Bütün dünyada böyle izliyor. Ne yapıyor bunlar ya diyor. Sayın Erdoğan biraz yavaş. Bakın, sizin peşinizden bol bol yandaş gazeteci var gelen. Bolca troll, pelikan, melikan, çeşitli kuş türleri var bir de.
Böyle hızlı manevra yaptığınızda viraj alamayıp kaza yapıyorlar. Sağa sola savruluyorlar. Tamam, siz 15 gündür böyle hızlı virajlar alıyorsunuz da arkadan gelenler yetişemiyor. Kaza yapacak. Kafa göz yaracaklar. Dikkat edin.